nasıl girdin içeri sen Orçun? Bizde anahtar var. Sen benim bekliyorsun açılayımı. Fark etmez ki. Ben ikinizi de ayırmıyorum. İkiniz de benim bebeklerimsiniz. Sen de bizim bebeğimsin. Vallahi bebeğimsin. Vallahi. Çünkü çocuğumuz yaşındasın. Oğlum deli misin sen? Ver şunu bakayım. Ne biçim çocuksun sen? Ben inanamıyorum sana Orçun ya. Asıl ben sana inanamıyorum Deniz abla. Benim yaşım tutmuyor. Ben içki içmem. Federal yasalara göre 21 yaşını geçmeden alkol kullanmam illegal. Ne? İyi akşamlar. Hayırdır Orçun? Deniz abla çağırdı. İçki içeceğim, bana katılır mısın dedi. Ben de yok dedim. Teşekkür ettim anne. Deniz Hanım, bizim ailecek alkolle başımız pek hoş değildir. Ahmet abiyi tenzih ederim tabii. Yok, bizim de değildir aslında. Yani öyle 40 yılda bir. 40 yılda bir de olsa olmaz. Orçun daha çocuk. Yok, biz ebeveyn olarak tasvip etmiyoruz. Evet. Oh, Orçun, ben Nurhayat ablanla buluşmaya gidiyorum çocuğum. Sen de eve gel dersin çalış. Hadi bakayım. Hadi eve gel ders, içki yok. Tasvip. Lan! Oğlum! Bana bak, git dersini çalış. Bir daha da buraya gelip benim başımı belaya sokma. Tamam mı? Bu şarabı da sakın bir daha dokunma. 700 kağıt bu şarap. Ama bu işin detayı. Esas vermek istediğim mesaj demin söylediğim. Bir şey sorabilir miyim? Ne? Bu bende kalabilir. Hayır, kalamaz. Çocuğum sapık mısın sen? Ya niye çekmecene baktım? Her rengi var sende. Bu bende kalsa ne olacak? Amma cimrisin ha. Ay, benim değil o. Açılayın herhalde zaten. Fark etmez ki. Sen beni hiç dinlemiyorsun. İkiniz de benim bebeğimsin. Valla gidip annene söylüyorum. Şu an söylüyorum bak. Tamam lan sana... tamam. Al. Ama komşuluk bitmiş arkadaş. Çok güzel, çok doğru. Orçun benim pıstıma taktın ha. Ya şu an kavgamızı mı ediyoruz acaba? Oğlum sen gel bakayım buraya. 2 dakika. Geldim öpüşmek amacıyla mı? Hayır. Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Orçuncuğum bak sen bunu sizinkilere götür. De ki Deniz abla dün için çok özür diliyor de bunu size yapmıştı. Tamam. Ama aslında benim için yaptın öyle mi? Hayır, bütün aile için yaptım. Ama aslında en çok bana yaptın öyle mi? Hayır, en çok Servet teyze için yaptım. Git öyle söyle. Tamam mı? Çıkalım mı? Nereye? İkimiz yani. Çıktım kız olarak. Madem aileye de yalakalık yapıyorsun şimdiden. Oğlum sen kendi yaşında hiç kız tanımıyor musun evladım? Şu yaş farkı mevzunu sürekli açıyorsun ya, illet oluyorum ya. Açılay senden daha tatlı. Bazen dokunuyor bile bana. Ay aferin ona. Kıskandın mı? Orçun. Öpüşsek çıkıyor sayılıyor muyuz? Oğlum hadi keki götür hadi. Sorumluluk almak istemiyorsan sadece cinsellik üzerine de bir ilişki yaşayabiliriz. Ay. Merak etme. Kalaşları giyeyim. Nereden çıktın oğlum sen ya? Baron'un odasında şekerleme yaptım acık. Yavrum gidip kendi evinde uyusana, sen deli misin nesin? Burası da bizim evimiz sayılır, tapusal açıdan. Ay. Kutusu mu aldın sen? Çilek gibi bir şey koktu. Orçun sen okula falan gitsene arada. Okula gidersem akşamüstü dönüşte öpüşebilir miyiz? Hayır, öpüşmeyiz de belki sevgili mevgili bulursun kendini oradan diye. Ben ciddi bir şeyler yaşamak istemiyorum. Daha çok fiziksel şeyler yaşamak peşindeyim. Ben Bora'ya söylersem bak nasıl fiziksel şeyler yaşıyorsun gör. Tamam sen. Ya tamam. Hem ben açılarla daha çok ilgileniyorum. Niye? Ay niye? Ben de niye? Üzüldün mü?
Ha, senaryo yazmış ya. Ben daha çok entelektüel kadınlardan hoşlanıyorum. Öyle mi? Yo, her türlü kadından her türlü hoşlanırım. Senin bende kredin sonsuz. 7/24. İstediğin an öpüşebiliriz. Ne mutlu bana. Hadi çıkalım, ben sete yetişeceğim. Bak bir daha sakın habersiz gelme. Buraya söylerim bak. Ha. Sinirlenince çok güzel oluyorsun. Ya sinirlenince bu kadar mı güzel olmak? Bu kadar mı güzel olmak ya? Dayı. Kapıyı mı dinliyorsun orada? Yo, yo, niye? Ben sadece evde kimse var mı diye bir şöyle şey... Merhaba. Merhaba. Senin ne işin var orada Orçun? Komşu ziyareti. Nurayat gelmiş galiba. Hadi ya. Ulan şüphelenmiştim de ya. Nalyon çorap giymiş midir, giymemiş midir sence? Seni ilgilendirmez oğlum ya. Allah Allah. Gerçi tabii beni de hiç ilgilendirmez de. Her şekilde hoş bir anı. Yok yani öyle demek istememiştim biraz. Görüşmek üzere. Çok selamlar. Daim benim. Deniz benden hoşlanıyor yalnız. Tamam hadi gel gel hadi gel. Dayısının gülü. Yavru kedi sever misin? Ay çok severim. Niye? Bizim eve gelsene bir şey göstereceğim sana. Gerçekten. Ay kaç aylık? Gel bak, gel bak. Nerede? Odamda. Getir bakayım. Hmm, sen odama gelsen daha pratik olurdu. Yok yok, sen efendi efendi buraya getir bakayım. Hmm. Orçun. O ne Orçun? 3D plazma. Ne yapacağız onu? Odamda gösterecek daha ilginç bir şey yoktu. Yavru nerede? Yavru sensin. Oğlum kedi var, gel bak dedin. Yo, yavru kedi sever misin dedim. Sonra da odamda bir şey göstereceğim sana dedim. Yalan söyledim. Küçük bir yalan. Yavru dedim. Erişkin bir kedi deseydim bu büyük bir yalan olurdu. Ne yapsak evde kimse yokken? Pişsek mi acaba? Ay Orçun hayır, ay. Bak bu konuyu ne zamandır konuşuyoruz yani. İnsanın içinde kalır ne bileyim. Hani Orçun'la öpüşmem nasıl bir şey olurdu? Neler yaşardım filan diye. Belki sonra ne bileyim yatakta yatarsın böyle dön dön uyuyamazsın. Sonra Orçun'la öpüşmek, Orçun'la öpüşmek yani. Bence aklında kalacağını bir dende kalsın. Yemektir o yemek. Detaylara kapılıp şurada o kadar çok vakit kaybediyoruz ki. Yani en azından 3 tur öpüşmüştük şimdiye. Oğlum 10 kere sordun hayır. 40 kere söyleyince gerçek oluyormuş diye bir söylenti var. Ya sorun bir tane kedi ise buluruz bir tane kedi sokaktan. Yani ben hayvanseverlik adına bu kadar cinselliğin ikinci plana atılmasını anlamıyorum. Çok mu bunaltıcı olur acaba taşın üstünde terasta? Yok be şuradaki musluğa bağlarız hortumu. Çok sıcaklarsa birbirimizi hortumla ıslatırız. Ha birbirimizi ha. Sularız. Evet. Geri döndüm bebeğim. Kime diyor? Fark etmez ki ikiniz de benim bebeklerimsiniz sonuçta. Hadi gel gel bikini de giyelim. Hadi. O ben de mi denesem o bikinilerden bilemedim ki. Onların bir tangalarından da oluyor mu acaba? Tanga bikiniler öyle bir şeyler
Varsa... Oğlum komşularla böyle lalül bali tavırlar yapma, ayıptır. Onlar senin ablaların. Nasıldı? İkinci kez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.